Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motif motif çalışılan ünlü bir markanın çantasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu markada omuz çantası ve portföy olarak düşünülmüş, büyük boy ve küçük boy çalışılmış. Motiflerimizde su yolu modeli kullanılmış. Motiflerimde bakın burada sadece şu kenarda sık iğne yapmadım. Burayı birleştirirken yapacağım için tekrar ipimi buraya bağlayarak kırmak istemedim. Hem burayı yaparız hem de diğer motifle birleştiririz diye düşünmüştüm. Şöyle ki motifimi bakın şuradan yarım santime yakın sık iğnemiz olacak. Şöyle biraz dışta bırakıyorum. 9 santim ve yine 9'a yakın, yani hemen hemen bir kare oluşturmuş oluyoruz. Benim yapacağım çanta için 10 tane motif ve 2 tane de kenara bu şekilde parça ekleyeceğiz. Kendi çantamın yapımına geçmeden önce dediğim gibi markanın çantasında portföy olan çantada 4'e 3 olarak çalışılmış. Şöyle böyle düşünün, eni bu şekilde, boyu da bu şekilde, yani 4 8 12 tane motifle portföy çalışabilirsiniz. Kenarında ara körük falan hiçbir şey yok. Sadece bunları dümdüz birleştireceksiniz. Ağız kısmına da fermuar yaparsınız. O kadar basit olur. Büyük çalışılan çantalarda ölçü olarak zaten sağ üst köşeye de resmini bırakacağım çantanın. Böyle 5 motif. Daha doğrusu şöyle ortada tam 4 motifi düşünün, bir tarafta yarım motif, buradan yarım motif de buradan ekliyoruz ve bir sırada 5 tane motif kullanmış sayılıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da bir sırada 5 motif, 10, 15 motif, yani 3 sıradan oluşuyor. Alt tabanını nasıl ayarlayacağız? Alt tabanını bu motif kenarda şöyle denk geldiği için, yarısı önde yarısı arkada olduğu için, bu motifin başlangıç sayısıyla aynı sayıda bir parça başlayacağız. Yani burada 13 ilmek zincirle başlamıştım. 12 tane sık iğne yapıyorum. 12 sık iğnenin üzerine de modelimizi uyguluyoruz ta ki sona kadar. Alt tarafın boyunu nasıl ayarlayacağız? Böyle başlayacağız ve 5 motif boyunca dümdüz öreceğiz. Ve dediğim gibi şöyle kenarda kalan bu motife şöyle monte ederek alt tabanımızı oluşturmuş olacağız. Bir büyüğünü yaparken de yine aynı şekilde kenarda yarım motif görünecek. Böyle 4 motif, 5 motif, şöyle üst üste koyalım, hepsi tam görünsün. 5 tane motif yan yana olacak. Yine yarım burada, yarım da burada görünecek. Yani bir sırada 6 motif kullanmış olacağız. Böyle düşündüğümüz zaman da 6, 12, 18 motif önde, 18 motif arkada. Bir önceki çantamızda da 15 motif önde, 15 motif arkada kullanacağız. Portföyde de yine 4, 8, 12, 24 tane motif kullanacağız. Şimdi motiflerimizde birleştirirken modelimizin biri yukarı bakarken
Diğeri böyle yan tarafa bakacak. Yani biri dikey, biri yatay olacak. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapacağız. Şimdi ilk önce motif yapımına geçelim. Motifimiz için 13 tane zincir çekiyoruz öncelikle. Bunu iyice sıkılaştırıyorum ve zincir olarak saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 11 12 13 13 tane zincirimi tamamladım. Bu arada ben kağıt ip kullanıyorum ve tığımda şöyle yaklaştırdığım zaman 3 milimetre. Burada 13 tane zincirimizi çektik. Zincirimizi şöyle çeviriyoruz ve arkada gördüğümüz şu kabarık kısımlara batacağız. Ve buradaki ilk kabarık kısma batmadan ikinciden başlıyoruz. Sık iğne yapıyorum. 1 ikincisine batıyorum. 2 3 bu şekilde. Bakın zincirin görünümü şöyle çevirdiğimizde altta ve arkasında gördüğümüz bu kabarık olan tek ipin altından geçiyoruz. Ve sıramı tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnemizi hazırladık. 1 2 tane zincir çekiyorum. Ben şöyle dönerken bir yumuşatıyorum bu kısmı. Döndüm. Tığımın üzerine dolamamı yapıyorum ve hemen dipteki batım yerine batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımın üzerine yine dolama yaptım. Bir sonraki batım yerine batıyorum. Ve tığımın üzerinde 5 ilmek oluştu. Hepsini beraber alıyorum. Su modelini bu şekilde yapmış oluyoruz ve modelimizin yaptığımız taraf arka tarafı, arkada yaptığımız taraf da modelin önü olacak. Dolamamı yaptım. Bakın toplamayı yaptıktan sonra burada zincir çekmeden hemen dolama yapıyoruz. En son battığım yere bir kez daha batıyorum. Doladım. Bir sonraki yere batıyorum. Yine 5 tane ilmeğim. Topladım. Zincir çekmeden hemen dolamamı yapıyorum. Zincir çekersek her modelde bir tane artırma yapmış oluruz. Hepsini topladım. Doladım. En son battığımız yere ikinci defa batıyoruz. Doladık. Bir sonraki yere batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Burada sıramı tamamlamış görünüyorum. Şuradan hemen teyit edelim. Bakın bu birinci modelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane olmuş gördüğünüz gibi. Dolamamı yapıyorum. En son battığım yere tekrar batıyorum. Yine dolamamı yapıyorum. Ve dönerken burada bir zinciri dönerken çekmiştik. Bu ara kısma da tekrar batıyorum. Uzattım. Ve ilmeklerimi topladım. Bu şekilde dikkat etmelisiniz. Modelinizi üstteki zincir görünümünden sayın. Çünkü modeli eksilttikçe motifinizde
küçülmeye başlayacak ve şekli bozulacaktır. Şimdi burada bir zincir çektim. Normalde zincir çekmiyoruz. Bu dönmek içindi. Dönüyorum ve bu kısma, bakın şurada gördüğümüz kısma batmıyoruz. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve en son 12. Sıramı bu şekilde tamamladım. Yine su yolu yapacağımız zaman sık iğne sırasından sonra 1 2 zincir çekiyoruz. Döndük, dolamamızı yaptık. Hemen dipteki batım yerinden başlıyorum. 1 ikinciye batıyorum. 2 ve 5 ilmeği beraber topluyorum. Zincir çekmeden dolamamı yaptım. En son battığım yere batıyorum. Doladım. Bir sonraki yere batıyorum. Ve 5 ilmeği beraber topluyorum. Yine sıramı tamamladım. Bakın zincirimizi saymıyoruz kesinlikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. 12. de yine en son battığım yere batıyorum. Dolamamı yaptım. Daha sonra şurada gördüğümüz ip ve şu boşluktan batarak bir ilmek daha aldım. Hepsini topladım. Ve bir zincir çekerek dönüyorum. Çektiğimiz zincirin altındaki boşluğa asla batmıyoruz, yoksa artırma yaparız. İkinci gördüğümüz, burası birinci, burası ikinci gördüğümüz boşluktan sık iğnemizi yapıyoruz. Ve motifimizi 4 su yolu modeli ve en son sık iğne sırasıyla tamamlıyoruz ve oradan devam edeceğiz. Şimdi motifimi gördüğünüz gibi tamamladım. Son sırasında sık iğnemi de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. Normalde 14, 14, 14, 14 olacak kenarlar. Şimdi burası 12 idi. Bu 13. zincirimiz. Yani sık iğnenin devamı olarak düşünün. Şuradaki sık iğneme son sık iğnemin içerisinden batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Bakın burada dönmüş olduk ve çektiğimiz zincir de bu. Tekrar sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oldu. Burası da birinci bu taraf için sık iğnemiz. İkincisini buraya batarak yapıyorum. Zincirin içerisine batıyoruz. Burada yukarı çıkarken çektiğimiz zincirlerimiz var. 1, 2, 3 oldu. Yine zincirin içerisine batıyorum. 4. Aradaki sık iğneye batıyorum. 5. Zincirin hizasına batıyorum. Yine zincirin hizasına batıyorum. Yani her modelin hizasında 2 tane sık iğnemiz olacak ve aradaki sık iğne sırasına da 1 tane yapacağız. Devam ediyorum. Şöyle aradan geçiyorum ve şurada tek kat olmamasına dikkat ediyorum. Tek kat olursa
çok esneyip burada delik oluşabilir. Yine sık iğnemin hizasına batıyorum. Zincirimin içerisine batıyorum. Yine zincirimin içerisine battım. Bakın burada bir kez sayalım şimdi. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Burası yukarıya ait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. sık iğnemizi de buradaki görünen sık iğnemizin hizasına batmış olacağız. İpimi koparmıştım. Bu şekilde oldu. Ve 14 oldu bu şekilde. Bununla da. Şimdi buradan sayarsak şu ipimi şöyle geçiriyorum. Böyle daha net anlayacaksınız. Şurada dönerken çektiğimiz bir zincir. Burada da bu şekilde yaparak bir zincir oluşturmuş olduk. 1, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burası 13. Hemen 13.'ünün dibinden batıyorum. İpimi aldım. Burada ipimi hemen bir ilmek oluşturarak buraya dahil ediyorum. Evet. Şimdi burada 13 olan şu ilmek sayımızı bir zincir çekerek 14 yaptım bu kenarı da. Şimdi buradan batıyoruz. Bir. İki tane modelimizin hizasına bir. Şöyle aralardan tığın üzerinde iki kat ip kalacak şekilde demiştim batın. Ve aradaki sık iğneye batıyoruz bir tane de. O kadar sıkmışım ki. Eğer siz de benim gibi sık örüyorsanız tığınızı ona göre ayarlayın. Biraz kalın bir tığ tercih edin. Bu şekilde yaparak yine sıramızı tamamlıyoruz. Yine kenarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu. Bir tane şu sık iğnemizin hizasına batıyoruz. Şu boşluğa batacağım ama şu aradan bir kat ip. Alarak batıyorum. Bakın şu boşluktan battım. Ve sonuncu 14.'yü de yine şuradaki son, daha doğrusu ilk yaptığım sık iğnenin dibinden battım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi motiflerimizi nasıl birleştireceğiz? Onu da hemen göstereceğim. Burada
şu bakın ipimizin çıktığı kısım var. Saç örgüsünün ortasından arka katını alıyorum. Motifimin ön yüzü bana bakıyor. Bu dikey duruyor modelimiz. Burada modelimiz yatay duracak. O zaman ne yapıyoruz? Böyle yaptığımız zaman bu dikey, diğeri yatay. Ön yüzler dışarıda, yani iç kısımları birbirine değecek. Birinciden böyle battım içteki katına. Karşıdan da şöyle ve ilmeğimi üçünden beraber kaydırıyorum. Tekrar yapıyorum. Ön taraftaki motifimden ortadan arkaya doğru battım. Arkadaki motiften de arkadan yukarı doğru battım. Ve tığımın üzerindeki 3 ilmekten ilmeği kaydırıyorum. Bakın buradaki saç örgüsünün arka katından, karşıdaki saç örgüsünün de iç taraftaki katından yine çıktım. İlmeklerimi kaydırıyorum. Şurası kaydırdığımız ilmekler ve kabarık bir görüntü oluşacak bu şekilde. Bu şekilde motiflerinizi sıralayarak baştan sona kadar birleştirebilirsiniz. Daha sonra kenarları ayrı ayrı birleştirebilirsiniz. Çantamızı birleştirmeyi tamamlıyoruz ve sonra beraber devam edeceğiz. Ve çantamın birleştirme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi ön yüzde 4 motif, arka yüzde 4 motif, kenarlarda 2 sıra su yolu yaptık. Şimdi buranın sayısını da vereceğim ve alta 2 motifi hem öne hem arkaya paylaştırmış olduk yarıya bölerek ve böyle içi şu kenarları yaptığımız için derin bir günlük kullanım için çanta oldu. Umarım beğenirsiniz. Burada sayılarımızı tekrar edecek olursam motiflerimizi 13 zincir çekiyoruz. 12 sık iğne yaparak modelimizi uyguluyoruz motifimizi. 4 tane su yolu, en son sık iğne, kenardan da bir sıra sık iğne buradan yapıyoruz. İpi kırıyoruz. Şuradaki kenarı da tekrar sık iğne yapıyoruz. Yani şöyle sık iğneyi yaptık en son. Buradaki kenara da sık iğne yaptık. Şuradan şöyle geldiğimiz zaman burası 2 sıra sık iğne olacağı için ipimi burada kopardım. Tekrar şuradan bağlayarak sık iğnemi yaptım. Motiflerimiz gördüğünüz gibi hemen hemen kare görünüyor. Yine bir ölçü verecek olursam, bakın tam şu kısımdan ortaya 8. Buradan da buraya bakın 8'i biraz geçiyor, birkaç milim. Birebir kare elde etmemiz de zaten imkansız gibi bir şey. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10 tane kare motif yapıyoruz. Bir sağa, bir de sol kenara körük kısmını yapıyoruz. Burada da 31 tane zincir çekiyoruz. 31, 30 tane sık iğne ile aynen motifte yaptığımız gibi zincirin üzerine sık iğne, sonra su yolu, sık iğne, su yolu, sık iğne ve bu kenarda da 7 sık iğne oluşturuyoruz. Alt kenarda da 7 sık iğne oluşturuyoruz ve aynen motifleri birleştirdiğimiz teknikle bu kısmı da birleştiriyoruz. Şimdi dilerseniz çantanızın ağız kısmına birkaç sıra sık iğne giderek biraz daha şu mesela motifin birleşim yerleri eğimli duruyor, düzgün durmasını sağlayabilirsiniz.
Ve ben sap olarak da yine bakın hasır görünümlü bu çanta sapını ördüm. Bu sapın yapımını da yukarıya bırakacağım şuraya. Oradaki karta tıkladığınız zaman çantamızın sapının yapımı videosunu göreceksiniz. Bu şekilde oldu. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.